Süleyman Özışak Ay mı ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla istediği Kanal İstanbul projesinin Türkiye'ye toplam maliyeti 75 milyar lirayı bulacak. Deli para değil mi? Hakikaten öyle deli para. Peki CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 yıl içinde ne kadar borçlandı? Yazıyı yazdığım şu güne kadar 31 milyar borçlanma vardı. Önümüzdeki hafta 9 milyar daha borçlanma yetkisi alınacak. Yani 40 milyar. Yapılan planlamaya göre Kanal İstanbul projesi 10 yılda yapım bedelini domine edip ardından darpane gibi para kazanmaya başlayacak. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Göreve gelmeden önce Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanması ihanettir diyen Ekrem İmamoğlu, kasaya giren 40 milyarı nereye harcadı bileniniz var mı? Bana bu paranın harcandığına inandığınız bir tek proje sayabilir misiniz? Esenyurt otogarının yenilenmesine ya da süt dağıtımına harcamış olamaz değil mi? Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün milli uzay programını açıkladı ve Türkiye'nin aya gideceğini müjdeledi. Hedefi de 2023 olarak koydu. Aslına bakarsanız Türkiye bu çalışmalara 2013 yılında başlayacaktı. Hatta o yıllarda bir yol haritası da belirlemişti. Lakin 2013 yılından beri gezidir, 17-25 Aralık'tır, 15 Temmuz'dur, pandemidir derken istenen şey olmadı. 2023'te gidilir mi, gidilmez mi bilmiyorum. Bu durum biraz da o günün şartlarına bağlı olacak gibi görünüyor. Bana soracak olursanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne dek pek çok imkansızı mümküne çevirdiğine şahit olduğum için yapılabileceğine inanıyorum yapamazsa bile ortaya bir vizyon koyuyor. Hedeflerinin ya da hayallerinin büyüklük derecesini anlatıyor. İki gündür dikkat ediyorum, nice zamandır aşağı bakmayacağız diye ortalığı birbirine katanlar kakarak kikiri yaparak bu meseleyle dalga geçiyor kimi yazarlara bakıyorum. Google'dan aşırdığı bilgilerle hazırladığı Atatürk kitabını millete 2500 liraya kakalayan Yılmaz Özdil'den ilham almış olmalılar ki Twitter'dan aşırdıkları kimi cilalı sözleri köşe yazılarına meze yapıp bu vizyonu alay konusu yapıyor. Hele siyasetçileri Uzay arazilerini de beş iş adamına peşkeş çekersiniz, uzaya da cami yapacak mısınız, Tokyo'da da kentsel dönüşüm yapacak mı tarzı ergen paylaşımlara imza atarak siyaset yaptıklarını düşünüyorlar. Ben bu kafayı bilen, tanıyan biriyim. İstanbul'a getirdikleri en vizyonlu adamları hepi topu 100 saniye belediye otobüsünü koordine edemez ama bunu görmezden gelirler. Ankara'ya getirdikleri diğer en vizyonlu adamları taş üstüne taş koyamaz buna seyirci kalırlar. İzmir'e getirdikleri adamları 35 yıldır bir şehrin altyapısını yapamadı. 20 kişi aynı anda yere tükürse sel baskını olur. Bu rezilliğe bir çözüm üretemez öyle aval aval izlerler. Diğer vizyoner belediye başkanları kentin boş kalan bir yerine heykel diktiğinde uzaya çıkmış gibi mutlu olurlar. Bu kadar çapsız olmalarına rağmen bir de dönüp yapılan ve yapılacak olan vizyon projeleriyle dalga geçmeye çalışırlar. Kafa bu kadar olduğuna göre içindekinin çapını varın siz hesap edin. Henüz bıyıkları yeni terlemeye başladığı yaşlarda çağ açıp çağ kapatan, atam Fatih Sultan Mehmet Han, vakti zamanında bizim kudretimizin eriştiği yere onların hayalleri dahi erişemez demişti. Gemileri karadan yürüten o kudretti. Torunları yüzyıllar sonra aynı denizin içinden rayların üzerinde tren gürüttü, yetmedi araba sürdürdü. Daha önce de yazdığım gibi bunlar da oturup yahu yapılan Marmaray ve Avrasya tüneli kötü olmuş, akvaryum şeklinde yapılabilirdi dedi. Bakın dikkat edin. Avrupa kıtasından Asya kıtasına 3 dakikada geçecek, o sırada balık görmek istiyor. Bu kafa bundan şu içinden geçip Ankara'ya gittiğimiz Bolu Tüneli'ni yapacak akıl ve kudretten yoksundu. Çok değil bundan 20 yıl önce yahu şu tüneli bitiremiyoruz bari patates deposu yapalım diyordu. İşte onu da Binali Yıldırım yaptı. Bir fıkrayla bitireyim. Komutan şarap içmekten vazgeçmeyen askeri yanına çağırmış. Oğlum bak şarap içmeyi bırakırsan sana albay rütbesi veririm demiş. Ayakta durmakta güçlük çeken asker yaylana yaylana cevap vermiş. Gerek yok komutanım. Ben içince general oluyorum. Bunların hali de o hal. Bir yetmişlik devrince uzaya roketsiz fırlayanı bile var. Ben baba beni Venüs'te sağda bırak diyenini bile gördüm. Her şey bir yana ayı heykeli dikmek istiyorum diyen Bolu Belediye Başkanlığı alkışlayıp aya yolculuk başlasın diyen adamı desteklemesini beklemiyordunuz değil mi? Süleyman Özışık Hasan Bahsi Yalçın CHP'deki istifaların anlamı CHP'den şimdiye kadar gelen istifaların çok sansasyonel olduğunu düşünmüyorum. Henüz ortada beklenmedik ve kalabalık kopmalar yok. İstifa edenler genelde zaten rahatsızlığını kamuoyu olarak bildiğimiz isimlerden oluşuyor. Bunların içinde seçmen karşısında gerçekten karşılığı olabileceğini düşünebileceğimiz tek isim Muharrem İnce. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini aslında İnce'nin becerileri belirleyecek. İstifa açıklaması oldukça güçlü ve gerçekçiydi. Fakat partisini kurduğunda nasıl bir yol tutturacağı daha önemli. Gerçekten CHP'de ideolojik bakımdan rahatsız olanları, bu veya başka nedenlerden tavsiye edilenleri tek bir çatı altında birleştirip birleştiremeyeceği büyük önem taşıyor. Sadece kendi kişiliği ve söylemleri etrafında bir yapılanma inşa etmeye kalkarsa etkisi kısıtlı olacaktır. Ama partiden tavsiye edilmiş Atatürkçüleri toplama becerisi gösterebilirse, işte o zaman sadece CHP'yi değil tüm siyasi dengeleri etkileyebilecek bir rol oynayabilir. Eğer Gelecek ve Deva Partileri gibi yüzde bire yaslanan ve ittifak siyasetinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan bir eğilime düşerse büyük bir avantajı kaybeder. Partiyi pazarlık aracı olarak görür ve gösterirse hazır bir tabanı başkalarına kaptırması işlem bile değildir. Zaten Sarıgül'ün ayrı parti kurmuş olması İnce için büyük kayıp. Ama İnce ve Sarıgül beraberce tek bir çizgiye sahip çıkacak olurlarsa ve CHP'nin eski artoplarından isimleri de teker teker bu harekete katabilirlerse o zaman bambaşka bir siyasi gerçeklik çıkar karşımıza. İçeriden eleştiriler. Şimdilik görebildiğimiz kadarıyla hükmedecek olursak bu istifaların iki siyasi sonucundan bahsediliyor. Birincisi CHP ile, ikincisi Türkiye siyaseti ile ilgili. Bu istifalar CHP'ye yönelik bir eleştirinin sadece Cumhur İttifakı tarafından uydurulmuş hikayeler olmadığını gösteriyor. CHP'nin kendi içinden çıkan birileri Atatürkçülük konusunda CHP'yi eleştiriyorsa artık CHP bunun içi boş bir suçlama olduğunu iddia edemez. İttifak dengeleri için anlamı. İkincisi, sol siyasetin içinde ilk defa Millet İttifakı'nı eleştiren bir çizgi doğuyor. Birçok parti sürekli aynı gündem maddesi üzerinden benzer eleştirilerle Cumhur İttifakı'na ve Erdoğan'a karşı siyaset yaptığı ve söylem ürettiği için muhalif seçmen üzerinde geniş bir etki üretebiliyordu. Doğru olmayan hikayeler bile birçok parti tarafından topyekün destek aldığından doğruymuş gibi bir imaj ortaya çıkıyordu. Şimdi bu bütünlük bozuluyor ve Millet İttifakı seçmeni yeni yeni söylemlerle karşılaşıyor. Bence bu şimdilik kimin yüze kaç oy alacağından daha önemli. Hasan Basri Yalçın